Hello Esmer piyasadan herkese günaydınlar değerli arkadaşlar. Bugün 21 Temmuz Salı. Evet, piyasalara yönelik biraz önce eğitime katılan arkadaşlarımıza yönelik hazırladığımız sabah bültenimizi paylaştık. Bunun ötesinde tabii gün ortası canlı yayınlarla birlikte bu süreci devam ettiriyoruz. Eğitimlerimize de devam etmiş oluyoruz. Aynı zamanda herhangi bir eğitimimizi aldığınız takdirde bir ay boyunca ücretsiz bu sabah gün ortası hem eğitimlerimize hem piyasa bakışımızı değerlendirmiş oluyoruz. Tabii bugün önemli bir önümüzdeki 2-4 günün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili bu akşam bir video hazırlayacağım ama eğitimlerimiz devam ediyor. İzmir kontenjanımız dolmak üzere arkadaşlar. Yaklaşık 2 kişilik bir yerimiz kaldı şu an için. İlgilenenler İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa bütün illerimize dair tüm detaylı bilgilere ulaşabilirler. Tüm eğitimimize katılan arkadaşlarımıza yönelik gerek kapalı devre YouTube bültenlerimiz, eğitimlerimiz, Excel tabloları ve formüllerimizi de hediye ediyoruz. Kendi kendinize bir yerde teknik analiz öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Tabii biz de bir ay boyunca bu desteği size veriyoruz. Canlı bağlantılarla karşılıklı sorularınızı iletebiliyorsunuz eğitime yönelik. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hemen size bakın şurada bir şey göstereceğim. Biliyorsunuz Borsa İstanbul sıfır atılma sürecine girdi. 1997 yılında rahmetli Tuncay Artun borsa başkanıydı. 1997 yılında Ocak ayında yani yeni yıla girildiği günden itibaren borsada sıfır atılmasıyla çok ciddi bir ralli olmuştu ama geçmişine dönüp baktığımızda bunun detaylarını ben paylaşacağım aslında. Borsa İstanbul o zaman dolar bazında 1 dolarlar seviyesindeydi. 3,8 dolara yükselmişti. Biliyorsunuz benim bir senaryom var. Borsa İstanbul'un önümüzdeki 15-18 ay içinde 3,5 dolara gidebileceğine yönelik bir senaryom var. Bunu borsa biliyorsunuz Mart ayının 20, 23 Mart'ta 82 bin endeksi gördükten sonra birçok kesim çok kötümser olduğu bir dönemde olumlu bir süreçten bahsetmiştim. Yaklaşık 113 bine gelene kadar da endeksin olumlu seyri devam etti. Ben onu da, o seviyeden sonra biraz kar realizasyonu bekledim. Dünyada oldu, Türkiye'de olmadı. Bu da bizim beklentimizin kısa sürede gerçekleşmemesi anlamına geldi. Ama bakın size çok önemli birkaç noktadan bahsedeceğim. Şimdi çok fazla detay da vermeyeyim ama sıfır attıktan sonraki dönemde neler olmuş? Onun ötesinde benim biliyorsunuz bu tür çalışmalarım sık sık var. Bu tür çalışmaları sizlerle paylaşıyorum. Mesela borsanın arka arkaya rekor kırdığı günlerden bahsetmiştik. Hemen arkasından 2-3 gün sonra borsada rekorlar geldi. Yani bu çalışmaları ben çok kişinin belki de düşünemediği noktada yapıyorum, paylaşıyorum. 1997 rallisi, bununla bağlantılı kuran insanlar var. Aman dikkat diyorum. Sonrasındaki tabii 97-96 rallileri, sonrasındaki dinlenme süreci, sonrasında tekrar ralliler, benzer hareketler olabilir. Peki bizim bu 10 günlük arka arkaya 13 günlük rekor kırdıktan sonra dinlenme süreci, sonra devam etmesi, düzeltmeler, bunlarla ilgili bu akşam yapacağım detaylı bir çalışma var. Sabah, bu sabah özellikle eğitime katılan arkadaşlarımla, grupla bunları paylaştım. Biraz daha akşama detaylandıracağım. En azından bir ön bilgi olması anlamında olacak bu. Şunu söyleyebilirim. Bakın, bizi izleyenler, bizi bu noktada yakından takip eden arkadaşlarımıza şöyle bir şey göstereceğim. Borsa İstanbul'un. Bakın. Dolarda biliyorsunuz ben bu geçen yılın ortasından itibaren dolarda artık dip yaptığımızı ve bir dip sürecini tamamlanıp 2020 Mayıs'ında da bir rekor göreceğimizi, rekordan sonra da ciddi bir düzeltmeye gireceğimizi, arkasından hatta 6'ların altını görebileceğimizi söylemiştim. Bu süreç halihazırda benim beklentim devam ediyor. Ama şu Nisan'daki o güçlü yatay hareketten sonra ne demiştik? Demiştik ki arkadaşlar dikkat, dolarda rekor görülüp 3-5 gün içinde bu hızlı bir şekilde çok sert satışlara dönecek. Dolayısıyla beklentimiz bu şekilde gerçekleşecek. Beklentim bu demiştim. Yani gerçekleşir gerçekleşmez. Tecrübelerim ve teknik analiz çerçevesinde bunu değerlendirmiştim. Ve çok güzel de bir süreç gerçekleşmişti. Şimdi aynısını arkadaşlar dikkat diyorum. Bu sabah da paylaşmaya çalıştım. Borsa İstanbul'da şöyle bir boğa tuzağı arkasından çok ciddi
bir kar realizasyonu olabilir. Dikkat diyorum. Zaten bu akşam da çok detaylı bir şekilde sizlerle paylaşımım olacak. Sıfır atmaya yönelik, rekorlar kırıldıktan sonraki sürece yönelik, dolar bazında endeks çalışması, hisse senetleri, endeksler, pariteler, emtialar aklınıza ne gelirse kimsenin yapmaya uğraşmadığı, emek vermediği belki de çok kişinin çalışmaları burada görebilirsiniz. Kripto paralar, faizler de olmak üzere. Sayfamıza abone olup beğenilerde bulunabilirsiniz. Tavsiye edebilirsiniz. Eğitimlerimizi araştırıp detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Biz bundan keyif alıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek dileğiyle.